Trend Medya için hazırladığımız Siyaset Meydanı programından herkese iyi akşamlar. Ben başkent Ankara'dan Naime Akbin. Her zaman olduğu gibi yine önemli bir konukla karşınızdayız. Biliyorsunuz şu dakikalarda YouTube'da Trend Medya'nın ana sayfasında canlı yayındayız. Yayınımızı paylaşın ki daha çok izleyene ulaşma şansımız olsun. Bugün çünkü Bergama'ya gidiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bergama İlçe Başkanı Sayın Mehmet Ecevit Canbaz canlı yayında karşımda. Sayın Başkan selamlar, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim, sağ olun. Size iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Merhabalar. Çok teşekkür ederim. Çok yoğun gündem biliyorum. Bizi de kabul ettiniz yayın için. Çok teşekkür ederim. Ama hemen kısaca sizi tanıyarak başlayalım ne olur. Çünkü vaktimiz hem kısıtlı hem de size sorulacak çok soru var. Ben İzmir Bergama ilçesinde yaşayan esnaf bir yurttaşım. Ülkemizin ve kentimizin sorunlarına duyarlılık gösteren ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu benim iki büyük eserim var. Birisi Cumhuriyet Halk Partisi, birisi Türkiye Cumhuriyeti dediği, biz de bunu kendimize miras olarak kabul ettiğimizden dolayı dünya görüşümüz paralelinde ülkemizin kaynaklarının doğru ve verimli kendi insanlığına dönük harcanması noktasında burada kendi imkanlarımızla kanaatimiz ve gücümüz oranında bu aydınlık Türkiye'nin yarınları için elimizden geldiğince katkı sunmaya çalışıyoruz. Bu okyanusta bir damla mıdır? Evrende bir yaprak mıdır? Onu artık insanlık ve doğanın geleceği için elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi bugün 6 Ekim tarih olarak ama İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül'de. 1922'de gerçekleşti. Tam 97 yıl bitti. Bu tabii çok önemli. Önemli bizim tarihimizde. Mühim tarihlerden, anlardan biri. Şimdi biraz bu havayı sizinle solumak istiyorum izniniz olursa. Bergama ile ilgili, kurtuluş mücadelesine ilişkin bize anlatabileceğiniz anekdotları dinlemeyi çok isterim Sayın Başkan. Hepimizin bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti İşgal altındayken dört cepheden özellikle de İzmir'e İngiliz güçlerinin ve Yunan birliklerinin çıkmasıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'dan başlattığı seferberlik, milli mücadele seferberliği tabii bütün ülke insanına bu milli duygular sirayet ettiği için İzmir'de Atatürk'ün şiarıyla bütün ordular Yunan'ı ve işbirlikçi bütün düşmanları 9 Eylül'de bildiğiniz gibi denize döktü ve ülkemizden defetti. Tabii bu hemen birden olmadı. Arkasından Manisa üzerinden, Akhisar'dan, Soma'dan ve Bergama'ya kadar ve buradan Ayvalık ve Dikili'ye kadar devam eden bir kurtuluş mücadelesi. Yani bu bir günde sabahtan akşama gelişen bir şey değil. Tabii. Millete bağımsızlığımızın, ulusal birliğimizin ve bu toprakların yüzyıllardır üzerinde yaşayan insanlık olarak bir gün ekmeğimizi bulamayız ama vatansız, topraksız, hava ve su gibi yaşayamayız. Onun için millet olmanın vazgeçilmezi vatan olmaktır. Vatan olmak için de bu uğurda insanlarımız, atalarımız ve ecdadımız şehitler düşmüştür. Çok genç insanlarımızı kaybettik. Bugün bizler, siz Ankara'dan, biz buradan rahat yaşayabiliyorsak, nefes alabiliyorsak ve bağımsızlığımızın tadını çıkarabiliyorsak, inanın o dönemlere, o geçmişime ve ecdadımıza borçluyuz. Onlara ne kadar minnet duysak, şükran duygularımızı iletsek azdır. Kendilerini sizin nezdinizde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere dünyadan göçen gazilerimiz ve tüm şehitlerimize minnetle ve şükranla, saygıyla anıyorum. Şimdi bunu özellikle biraz konuşmak istedim sizinle. Çünkü bizim topraklarımız dört bir tarafı kanla sulanmış. Milli mücadelenin ne kadar önemli olduğu, orada din, dil, diş, ırk ayrımı yapılmadan birlik, beraberlik mesajını en tarihte en belirgin şekilde ortaya koyan bir milletin evlatları olarak aslında bu mücadeleyi nasıl kazandığımızı anlatan en önemli olaylardan biri. Siyaseten bakıldığındaysa bugün başka bir perspektifteyiz Sayın Başkan biliyorsunuz. Siyaseten sanki toplum böyle karpuz gibi ortadan ikiye ayrıldı. Bir tarafta
iktidar gücüyle alakalı olarak bir kesim var. Diğer tarafta da muhalif bir kesim var ki pek çok hoşa gitmeyen ifadelerle uzaklaştırılan ya da ötekileştirilen bir toplum yapısı, iki parçalı bir toplum anlayışı. Fakat o bölge, özellikle İzmir, Bergama, Soma, bu civar ve bu coğrafya çok bunu kendinde benliğinde oturtturan ve öyle yaşayan bir toplum değil. Anadolu'ya oranla, taşraya oranla İzmir ve etrafı, civarı farklıdır bu anlayışta. Siz şimdi Bergama'da bunu nasıl bir resim olarak ortaya koyarsınız? Sizin sokaklara çıktığınızda karşılaştığınız sosyal, kültürel bu ayrışma Bergama'da var mı? Bergama'da bu yapmış olduğunuz tarif noktasında çok göreceli olarak yok ama bugün içinde bunu çok güzel bir tarif yaptınız. Bugün bağımsızlığımızdan kaynaklanan özgürlüğümüzü ekonomiyle de taşlandıran Cumhuriyet'in ilk kuruluş dönemi, ki bu Atatürk, yani ekonomiyle taşlanmayan zaferler, savaşlar başarıya ulaşmamıştır demiştir. Aynen de bu noktada. Türkiye Cumhuriyeti ilk 15 yılında dünyanın gıptayla takip ettiği sanayileşme, okullaşma, fabrikalaşma, bu konuda bir yığın tesisler açılmıştır. Türkiye hem büyümesini, hem gelişmesini, hem eğitim alanında da inanılmaz bir çağ atlamıştır. Tarihin bu çıkış noktasını, bu kendini bulma, benliğini bulma noktasını eğer kaçırdığımızda bugün siyaseten yaşadığımız bu 20 yıllık kırılganlık, sizin de tarif ettiğiniz Türkiye'nin en büyük aşmazı budur. Türkiye çok dinamik bir yapıya sahiptir, genç nüfusa sahiptir. Fakat siyasi iktidar maalesef bunu doğru bir şekilde konumlandıramamıştır. Neden? Türkiye Cumhuriyeti ile olan ihtilafları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile olan ihtilafları, ordunun Cumhuriyet ve Atatürk ile eş zamanlı gelişmesinden, sosyal ve hukuk bir ulus birinciyle konumlanmasından ciddi bir rahatsızlık duymuştur. O anlamda Cumhuriyet'in kurulduğundan beri inanılmaz bir ihtilafla farklı bir kuşak yetiştirilmiştir özellikle. Hı hı. Tam da Cumhuriyet'in kalbine bir hançer saplamakla eşdeğerdir bana göre. Türkiye'nin ihtiyacı olan ayrışmak değil, kendi zenginliklerinden, coğrafyasından, kendi örf, gelenek ve adetlerinin, Anadolu'nun birikimlerini çağdaş normlarla, çağdaşlıkla, gelişmeyle ve ekonomiyle bütünleştirebilmektir. Asıl Türkiye Cumhuriyeti'nin, Cumhuriyet'in ilk kuruluşunda elde ettiği başarının altındaki gizem, sihirli yaklaşım budur. Bu iktidar maalesef bunu kaçırmıştır. Çünkü elbette ki coğrafya olarak, millet olarak, değişik ırklardan, değişik mezheplerden, ülkenin değişik örf adetlerinden yetişmiş insanlar olabiliriz. Ama ne diyor? Ne mutlu Türk'üm diyene diyor. Türk olana ne diyor? Yani Türkiye Cumhuriyeti'ni bir mezhepsel, ırksal bir yapıya indirgemiyor. Fakat buradan kendisine bir muhalefet alanı açmak isteyen gruplar, bunu çeşitli tarikatlar eliyle de maalesef yaşıyoruz, yaşadık. Çünkü çok değişik bir, kendi ülkesiyle, kendi cumhuriyetiyle, kendi atasıyla çatışan bir kuşak yetiştirildi özellikle. Bunları söylememiz lazım. Bunlar, bu gerçeklerle Türkiye Cumhuriyeti ve bizler yüzleşmemiz gerekiyor. Yüzleşmediğimiz için, gerekli uyarılara, gerekli telkinlere dikkat edilmediği için 15 Temmuz gibi bir problemle biz karşı karşıya geldik. Buraya bilerek geldik. Ve hiç tereddüt yok. Kimsenin alınmasına gerek yok. Bu iktidar burada tartışmasız baş sorumludur. Onların apansız bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli, en kritik noktalara yerleşmesinde ve gelişmesinde ve hatta söz sahibi olmasında inanılmaz bir şekilde önleri açılmıştır. Bunları konuşmayacak mıyız? Bunları bilmeyecek miyiz? 15 Temmuz'dan sonra, 17-25 Aralık olaylarından sonra bu meseleyi siyasi bir mesele haline getirip Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu konuyla ilişkilendirmeye çalışmak tam bir gaflettir. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihini doğru kavramamaktan gelmektedir. Türkiye bu bedelleri, bu şehitleri, bu mücadeleyi neden verdi? Fransız'a, İngiliz'e, Yunan'a karşı, bütün emperyal güçlere karşı. Türkiye Cumhuriyeti bağımsızlığını kazanarak zaten çok önemli bir ivme kazanmıştır. Ve onun üzerine de
az önce anlattığım gibi yolu yok, suyu yok, eğitimli insanı yok, okur yazar oranı %1 civarında. Düşünün o dönemlerden Türkiye bu 97 yıllık süreçte çok ciddi bir kazanımlar elde etmiştir. Bu 97 yıllık birikim Türkiye Cumhuriyeti'nin daha birkaç yüzyılına sirayet edecek bir altyapıdır. Bu altyapının gelen giden bütün siyasi iktidarlar tarafından doğru okunması gerekmektedir. Maalesef bu son iktidar, 18 yıllık ülkeyi tek başına yöneten iktidar, adına istikrarlık diyerek, bizi millet seçti diyerek, milletin seçmiş olmasından kaynaklanan gücü, milletin geleceğine ve gençliğimizin geleceğine dönük ülkemizin demokratik, layık, sosyal özgürlüklerle ve ekonomiyle taşlandırmasına dönük bir çabaya harcamamıştır. Gayri safi milli hasıla doğru bir şekilde kullanılmamıştır. Bu içinde bulunduğumuz bu gerçeklerle yüzleşmemiz, bizim de bunları söylememiz gerekiyor. Bu anlamda elbette eleştiriyoruz ama Cumhuriyet Halk Partisi de bugün yaşadığımız bu sorunların giderme noktasında genel başkanından en ayrıntılı örgüt yapısına kadar Türkiye'nin şu anki sorunu, tabii ülkemizdeki coğrafik dağılıma göre sorunlarımız farklılıklar arz edebiliyor. Anadolu'da farklı, Ege'de farklı, Karadeniz'de farklı, Doğu'da farklı, İç Anadolu'da farklı ama ülke bir bütün. Nereye daha has bir model önermesi gerekiyor çıkış yolu için Türkiye'nin? Bu noktada Türkiye'nin, ülkenin kaynaklarını, ülkenin insanının ve geleceğinin, gençlerimizin özellikle geleceğine, bir kere burada en önemli nokta gençlerimizin, gençlerimiz yarınlarına umutla bakamıyor. Bir devlet adamı düşünün ki her üniversite mezunu iş bulmak zorunda değil gibi bir kavramı, bir cümleyi kullanamaz. Çok talihsiz bir laftır. Elbette akşamdan sabaha iş bulmak, aş bulmak elbette mümkün. Hayat bir yılın zorluklarla, çıkışlarla, inişlerle dolu. Hepimiz bunları yaşadık yaşımız itibariyle, kuşak itibariyle. Bunlar gayet atalarımızda yaşadı, bizler de şu çocuklarımızla yaşayacak. Ama geleceğimizi, umudumuzu sağlamak ülkeyi yönetenlere ve devlet adamlarına düşüyor. O anlamda biz gençliğimiz, geleceğimiz olan gençlerimize umutsuzluk empoze edemeyiz. Onlara, yarınlara umutla bakabilecek bir Türkiye hayal etmelerine fırsat verecek çalışmalar yapmamız lazım. Bu konuda gelişmeler yapmamız lazım. Bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi dersine iyi çalışıyor. Elinden geleni yapıyor. Bugün de bilmiyorum takip ettiniz mi, genel başkanımız tamamen, özellikle de bu pandemi sürecini ve ondan önce devam eden ekonomik krizin de vurduğu ve halen de devam eden dövizdeki dalgalanmalar, fiyat istikrarsızlığı kampımızı bütün alanda çok büyük bir sıkıntıya düşürmüştür. Bu anlamda çözüm önerisi kapsamında genel başkanımız bugün çok ciddi, çok önemli, çok çarpıcı önerilerde bulunmuştur. Esnafımızla ilgili, esnafımız demek sokaktaki insan demek, apartmanda yaşayan, mahallesinde yaşayan insan demek. Çünkü hepimiz birbirimizle yaşamın içerisinde ilişkiliyiz. O anlamda toplumun herhangi bir kesiminin sorunu bugün ilgilenmiyor gibi gözüken bir kesimi de yarın ilgilendirebiliyor. Çünkü hepimiz bir parçanın, bir yapının parçalarıyız. Sayın Başkan, şimdi tabii salgın öncesi bir ekonomik kriz ülkede vardı. Salgın sonrası bu daralma daha da arttı. Özellikle 1 Haziran'daki gevşemeyle beraber hem dolarda hem euroda hem altında yaşanan o iniş çıkışlar ülke ekonomisinde ciddi sıkıntılara yol açtı. O daralma giderek büyüyor. Bu da her platformda dile getiriliyor. Ülkenin bir başka sorunu işsizlik. Türkiye'nin dört bir tarafında il, ilçe teşkilatlarıyla hemen her partinin üyeleriyle ben görüşüyorum, konuşuyorum ve devamlı surette özellikle genç işsizlik konusunda şikayetler söz konusu. Eğitimle ve sağlıkla alakalı şikayetler yine ülkenin her tarafında benzer. Ama ben Bergama özelinde sizin değerlendirmelerinizi rica ediyorum. Siz Bergama özelinde baktığınızda ilk üç sıkıntınızı, sorununuzu, probleminizi nasıl şekillendirir ve sıralarsınız? Evet, teşekkür ederim. Tam da can alıcı bir noktaya değindiniz. Biz Bergama'da 103 bin nüfuslu bir ilçeyiz. Geniş bir coğrafya sahibiz. Yer yer sarklık, dağlık bölgelerimiz de var. Ama bir o kadar da zengin bir toprağa, havzaya sahibiz. İzmir'in kuzeyinde Bakırçay havzası. Burada pamuğun yüzyıllardır kalitesi bakımından dünyada tescillenmiş bir üründür. Ürün çeşitliliğimiz bakımından
sulu tarım ağırlıklı Mısır halen yani Bergama tarıma dayalı bir ilçe. Aha. Az önce buyurduğunuz işsizlik, ben burada 103 binlik nüfusta bir ana muhalefet partisinin ilçe başkanıyım. Hiç abartmıyorum. En sakin günümde en az 10 arkadaşımızla, 10 vatandaşımızla, 10 gencimizle işsizlik sorununu konuşuyoruz. Arıyorlar bizi, bizzat geliyorlar. Onların arayışlarını, ihtiyaçlarını, sıkıştıkları, gündelik hayatta yaşadıkları problemleri, onları yarınlara umutsuz bakmamaları için elimizden geleni yapıyoruz. Ama takdir edersiniz ki yine iş dönüp gelip Türkiye ülkenin kaynaklarının doğru ve yerinde yatırımlarla şekillenmediği için, doğru yatırımlar yapılmadığı için bugün bu sorunları yaşıyoruz. Çünkü istihdamla ilgili ülkede ciddi bir yatırım maalesef görmüyoruz, göremedik. Dediğiniz gibi her geçen gün işsizlik artıyor. 2021 yılında buna 1 milyon 900 bin daha gencimizin, yani işsizimizin ekleneceği söyleniyor. Yani 2021 yılda bir karamsarlık, bir tablosu çizmek istemem ama maalesef rakamsal göstergeler, bütün ekonomistlerin ortaya koyduğu tablo maalesef bunu öngörüyor. Bunun bir an önce önüne geçilmesiyle ilgili muhalefetten gelen yapıcı önerilere iktidarın derhal kulak vermesi lazım. Güçle, parlamentodaki güçle, çoğunlukla hata üzerine hata yapmayı, hatada ısrar etmeye, yanlışta ısrar etmek sizin güçlü bir iktidar olduğunuz anlamına gelmez. Gelen yapıcı ve sağlıklı eleştirilere, çözüm önerilerini soğukkanlı bir şekilde dinleyip acaba ne deniyor burada? Bu öneriyle şu an içinde bulunduğumuz sıkıntıyı nasıl aşabiliriz diye sağduyuyla, ortak akılla, çünkü kimse, hiçbirimiz Türkiye'nin artık yarından itibaren daha bir zor, daha bir sıkışmış, daha bir ekonomide bunalmış, çaresizliğe itilmiş bir toplumla karşı karşıya yaşamak hiç kimse istemez. Hiçbirimizin buna ne tahammülü var ne buna bir fırsat verecek şeyi. Ama ülkenin kaynaklarına yön veren, gayri safi milli hasılayı yöneten bir iktidar var. Derhal iktidar ciddi bir şekilde tasarrufa geçmesi gerekiyor. Doğru yatırımlar yapması gerekiyor. Ekonomide sıkı tedbirler alması gerekiyor. Mesela küçük esnafla ilgili bugün bizi Bergama'da bulunan 9 odamız önceden randevulu bir şekilde ziyaret ettiler. Mesela kahveci esnafı, özellikle okullardaki kantinci esnafları çok ciddi sıkıntı, açamazsınız diye genelge gelmiş. Oda başkanı bugün yakınıyor. Bu insanlar kredi kullandı. Vergisi devam ediyor. Bağkuru var, sigortası var. Kullandığı kredinin taksitleri geldi. Bunlar ciddi sorunlar. Yukarıdan bakarak Türkiye rakamsal olarak iyileşme sürecine girdi demek, bu sorunları görmezden gelmektir. Halının altına süpürmek demektir. İktidarın mensupları, elinde iktidarı bulunduran güç derhal bu ihtiyaca, bu eleştirilere, bu yapıcı önerilere kulak vermeli. Bir an önce Türkiye'de milli bir seferberliğin, milli bir ekonomik toparlanmaya ihtiyaç olduğu kaçınılmaz. Sayın Başkan, siz özellikle iktidarın diyalog problemi yaşadığını mı düşünüyorsunuz? Yani hani asıl izah etmeye çalıştığınız nokta bu mu? Bir diyalog eksikliği var. Yani muhalefeti dinlemiyor, diyalog kurmuyor, sorunları tabandan algılayamıyor. Onun için de çözüm üretemiyor. Tabii. Yani kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Çünkü kibirli bir iktidar var. Yani Türkiye artık bugün çok açık, çok bariz bir şekilde en sıradan bu siyasetle, ekonomiyle, rakamlarla, teknik bir terimlerle ilgilenmeyen sade bir vatandaşın bile çok açık bir şekilde gördüğü, en normal vatandaşın, dün bizim şehrimizin pazarıydı. 10 bin insanın sirkülasyon olduğu bir pazar, büyük ana bir pazar. Yani oraya giden bir insan zaten hayatın gerçeğiyle birebir yüzleşiyor. Çünkü evinden çıkıyor filesiyle, cebindeki cüzdanındaki para belli. Tezgahtaki, pazardaki ürünün parası belli. Yani burada çok rakamsal, çok teknik terimlerle ekonomi tarif etmek, rakamları kısıtlamak, TÜİK üzerinden algıyı değiştirmek, bunlar kimseyi bir yere götürmez. Vatandaş birebir günlük hayatta bunu zaten yaşıyor. Aha. Elbette ki diyalogtan kopuk, ben yaptım oldu mantığıyla sorunlara kapalı, çözüm önerilere kapalı
Neden? Neden bu yolu izliyor Sayın Başkan? Sizce neden? İktidar bu yolu neden böyle izliyor? Uzatarak acaba bunu atlatarak önümüzdeki 5-6 aya geçirerek normalleşmeye dönerek ben bir dönem daha iktidarımı sürdürebilir miyim? Telaşı içerisinde olan bir siyasi yapıyla karşı karşıyayız. Maalesef bu da çok kanımca çok tehlikeli bir durum. Çünkü asıl olan ülkenin ve ülke insanının, ülkenin kaynaklarının yarınlarına nasıl bizi taşıyacağı ile ilgili kafa yorması gereken iktidarın kendi süresini nasıl uzatırımın telaşı içerisinde maalesef. Yani bunları söylemek durumundayız. Yani siz şöyle demeye çalışıyorsunuz, biraz daha anlaşılır hale gelmesi gerekirse, aslında bütün amaç biraz daha koltukta kalmak. Tabii, hiç yani çok açık. Yani gelin, ısrarla söyleniyor, kendi yapısı içerisinde ayrılan bir zamanlar işte ekonomiye yön verdiği, ekonomide başarılı bir evre geçirdiği söylenen, ayrı bir parti kuran, kendi içinden çıkan yapı bile bunu söylüyor. Yani nedir arkadaş diye toplayıp bir masa etrafında önceliği konumuz ekonomi ise ekonomi, gerçekten de öyle. Bunu nasıl kısa, orta ve uzun vadede belli bir düzene sokabiliriz diye bu ciddiyette, bu yaklaşımda olmuş olsa bu masayı oluşturması gerekir iktidarın. Buna kapalı bir yapı var maalesef. Dediğim gibi seçilmiş olmak, iktidarda şu an parlamentoda çoğunluğu elinde tutmanın kendilerince yeterli olduğunu sanıyorlar. Bu sanı çok tehlikeli bir sanı. Onları da yanıltacak. En önemlisi de onların yanılması, onların hatalı çıkması, onların bu ısrarlarında diretmesi, kendi iktidarlarını uzun süre daha süresini uzatmayla ilgili bir gayret içerisinde olmaları değil, asıl ülke insanını ve ülke gencimizin yarınlarını ipotek altına alıyorlar, yarınlarını tehlikeye atıyorlar. Asıl önemli olan bu, bence bu. Çünkü sorumlu iktidar, sorumlu devlet adamı gençlerinin ve ülkesinin geleceğini düşünür. Şimdi genel merkez siyaseti bu. Yani siz tespitleri net ortaya koydunuz. Peki ben merak ediyorum. Mesela siz Millet İttifakı'yla beraber çok ciddi bir yol aldı. CHP Millet İttifakı'yla beraber özellikle yerel seçimlerde çok ciddi fark edilir bir yol aldı. Ve yaklaşık 2 yılı bulan görev süresinde de iyi bir sınav verdiği kanaati toplumun genelinde hakim. Yani ciddi bir Ramazan geçti. Ciddi bir korona salgını geçti. Bu zaman zarfında görevi alan özellikle büyükşehir belediye başkanları da toplumun genelinden takdir görecek nitelikte de bir sınavdan geçtiler, bir sınav verdiler. Ben bu perspektifte şunu sizden rica ediyorum, öğrenmek istiyorum. Siz genel merkezlerin siyasetini, Ankara siyasetini net bir şekilde biçimlendirdiniz, ortaya koydunuz ama kendi mevkidaşlarınızla örneğin Bergama'da, Bergama'nın ihtiyaçları ve sorunları konusunda bir araya gelip aynı masanın etrafında toplanabiliyor musunuz? Yoksa iktidar partisinin taraflarıyla, yani Cumhur İttifakı'nın taraflarıyla Millet İttifakı'nın tarafları Ankara siyaseti nasıl ortadan ikiye ayrıldıysa Bergama'da da aynı mı? Evet, yani önemli bir konuya daha temas ettiniz. Evet, normalde beşeri ilişkilerimiz, kent insanı olarak diyaloglarımız hepsiyle çok iyi, gayet iyi görüşüyoruz ama bu meseleleri konuşma noktasında bir masa etrafında, tabii toplanma konusunda şimdi yukarıdan gelen talimatlar doğrultusunda maalesef Cumhur İttifakı aynı şekilde devam ediyor. Ama yine günlük sorunlarla ilgili, Bergama'nın ihtiyaçlarıyla ilgili, öncelikleriyle ilgili kendileriyle her zaman temas halindeyiz. İktidarın Bergama'da yapılması gerekenlerle ilgili kullanabileceği bir avantaj, bir yöntem varsa bunun Bergama lehine, Bergama halkının lehine kullanılması noktasında biz de onları pozitif olarak, objektif olarak teşvik ve özendirici davranmaya çalışıyoruz. Klasik bir siyaset jargonunun dışında kentimize gelebilecek her türlü yapıcı, olumlu bir hizmetin biz de muhalefet olarak, Millet İttifakı olarak onun yanındayız. Keza eğitimle ilgili mesela biz önümüzdeki günlerde kaymakamımızla randevu olup Millet İttifakı olarak Bergama'da gerek okullarla ilgili, gerek çevre yoluyla ilgili gelinen aşamanın, Bergama'nın acil önünde bekleyen sorunlarla ilgili çözümlesiyle ilgili, yani biz muhalefet olarak elimizden gelen her türlü desteği yapacağımızı, bu konuda açık olduğumuzu
söylemek istiyorum ama başta belirttiğiniz gibi Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı olarak tarif edilen, hatta burada yerel bir radyo kanalımız da var. Ben önermiştim de bizi bir araya getirin, hep birlikte konuşalım bunları. Tek kale maç yapmaktansa, herkes kendi doğrularını, kendi kusursuzluklarını anlatmaktansa bir masa etrafında elbette kısır tartışma yapalım ama şehrimizle ilgili yapılabilecekler noktasında nereye odaklanmamız gerekiyor? Hangimizin hangi alanda katkı sunması gerekiyor? Bu konuda biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Millet İttifakı olan ortağımızın da aynı düşüncede olduğunu biliyorum. İttifakın da devam etmesi gerektiği konusunda geniş bir yelpazede bu konuda da pozitif ve olumlu bir şey var. Peki merak ediyorum Sayın Başkan, mesela siz gençlerle diyalog kuruyor musunuz? Kadın kollarınız teşkilatta nasıl çalışıyor? Günlük bir çalışma planı çıkartıyor musunuz? Neler yapıyorsunuz? Bir de bunları kısaca toparlarsanız. Biz ilçe örgütü olarak mesela bugün Ekim ayı olağan meclisi vardı. Dün akşam meclis grubumuzla beraber yönetim kurulumuz ve il yönetimimizden tecrübeli bir belediye meclis üyeliği yapmış il yönetici iki arkadaşımızla beraber daha verimli, daha aktif, daha proaktif nasıl bir meclis pratiği ortaya koyabiliriz? Bergama'nın sorunlarını taşıyabiliriz diye. Bu konuda da dün akşam çok verimli bir toplantı yaptık. Biz haftalık programlarımızı yapıyoruz. Meclis üyelerimizle, kadın kollarımızla, genç kollarımızla bazen birimlerimiz farklı alanlarda çalışıyor. Bu konuda örgüt bütünlüğü açısından bir sıkıntı yok. Zaten kendi içimizde yaşayacağımız bir ihtilaf zaman kaybına da lüksümüzün olmadığını düşünüyoruz. Çünkü bu çerçevede geçtiğimiz cuma ve cumartesi günü örgütlerden sorumlu Sayın Genel Başkan Yardımcımız Oğuz Kağan Salıcı, yerel yönetimlerden sorumlu Sayın Seyit Torun, genel sekreterimiz Sayın Selin Sayak Böke'nin başkanlığında il başımız ve Büyükşehir Belediyesi Başkanımızla birlikte çok verimli bir toplantı yapıldı. Önce bir atölye çalışması, ertesi günü çıkan neticelerin sunumu yapıldı ve daha sonra da serbest kürsü olarak gerek ilçemizdeki sorunlar, gerek ilimizle İzmir'le ilgili, gerek ülkemizle ilgili, gerek partimizin neleri yapması noktasındaki projelerle ilgili çok verimli bir çalışma oldu. Bu anlamda tartışmasız Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri, gerek örgüt birimleri, gerek tüm yönetimler, yani partinin sade bir üyesinin de bugün gerek Bergama'da gerek Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu sorunlara çözüm arayışında olan bir siyasi parti ağırlığında olmasına uygun davranacağı ve sosyal medya üzerinden de seçilmiş yöneticileri birbirlerini karalamayacağı, bu dönemlerin ancak kongre süreçlerinde siyasi tartışmaların yapılabileceği, Oğuz Kağan Salıç tarafında, Genel Başkan Yardımcımız tarafında çok net bir şekilde o toplantının sonuç bildirgesinde bunu ortaya koydu örgüt içerisine, kamuoyuna dönük değil. Bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi ödevi belli, çalışma temposunu artırarak, diyaloglarını artırarak bizler Bergama'da programlarımızı değişik periyodlarla artırarak, mesela bugün dedim 9 oda başkanı bizi ziyarete geldi. Biz geçtiğimiz günlerde mahalle muhtarlarımızla bir toplantı yaptık. Keza işte bir köyde bir çalışma varsa, mesela İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bugün 30 ilçeye uzanan eli, katkıları ve çalışmaları çok kıymetli, çok değerli. Çünkü köylerimizin %90 hizmetlerini, problemlerini İzmir Büyükşehir Belediyesi çözüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını da burada ilçe örgütü olarak yakinen takip ediyoruz. Muhtarlarımızın acil sorunlarını, beklentilerini, taleplerini de anında ilgili mercilere iletip bunların bir an önce hayata geçmesi noktasında çok odaklı bir şekilde verimli bir çalışma temposu içerisindeyiz. Bunun da yeterli olmadığını düşünüyoruz. Çalışmalarımızı artırarak hatta Genel Başkan Yardımcımız, bazı ilçelerimiz, keza o sorun Bergama'da da var. 119 tane köyümüz var. Bunun mesela 6-7 tane de resmen adı konmamış yerleşim yerlerimiz var. Küme evleri dediğimiz. Burada insanlar yaşıyor. Camisi var, kahvesi var. O ovanın içerisinde ürününü orada yapıyor, düğününü orada yapıyor. Bunlar da hizmet bekliyor.
Geniş bir alana sahibiz. Bir köy. Ama bir adı yok değil mi? Köy değil. Kilometre. Değil mi Sayın Başkan? Ne olur bunu atlamayalım. Bana izin verin. O küme evleri dediğiniz yerleşim alanlarının bir adı yok. Doğru biliyorum değil mi? Yok. Sadece halk arasında onun bir mıntıka ismi var. Deniyor ki işte Çay Mahallesi, Cevizli Garaj. Yani şu an olanları söylüyorum. Cennet Mahallesi, Tavuk Çukur Mahallesi diye. Mesela bazı köylerimiz adı bir tane, Üçtepe derler iki tane. Durmuşlar denir üç tane. Mesela farklı birbirinden, biri bir kilometre ileride, biri dört kilometre ileride. Aynı muhtarlığa bağlı ama ayrı evet. Bir yani şimdi yıllardır böyle devam ediyor. Onun için burada hizmet üretmek, hizmeti ulaştırmak çok zor olsa da bu konuda İzmir Büyükşehir Belediyesi çok hızlı bir şekilde hareket ediyor. Bekleyen sorunlar da var tabii, çözülenler de var, çözülme aşamasında olanlar da var. Her şeyi de pürü pak demiyoruz ama hizmet odaklı, yapılması gerekenlerle ilgili hem belediyemizle hem de vatandaşla hem de muhtarların taleplerini buluşturmaya, bu konuda aracı olmaya devam ediyoruz. Büyük keyifti, size çok teşekkür ederim. Sayın Başkan, benim atladığım, eksik bıraktığım bir şey var mı bilemiyorum ama bir 15-20 dakika sonra üçüncü bir yayınımız daha olacak. Onun için artık zamanım çok daraldı, toparlamak mecburiyetindeyim. Katıldınız, renk kattınız, bu dar zamanda bize vakit ayırdınız. Çok müteşekkirim. İyi ki sizinle birlikte olup biraz Bergama'yı anlamaya, tanımaya, yaşamaya çalıştık. Çok teşekkür ediyorum katkınız için. Çok sıcak, çok keyifli bir program oldu. Ben size teşekkür ederim. Tüm kanal çalışanlarına sizin nezdinizde kutluyorum. Daha başarılı, daha verimli yayınlar diliyorum. Eksik olmayın. Çok teşekkürler. Çok selamlar bütün çalışma arkadaşlarınıza, gençlik teşkilatındaki, kadın konularındaki çalışma arkadaşlarınıza çok selamlarımızı iletin lütfen. Çok çok teşekkür ediyorum tekrar. Sevgili izleyenler, Trend Medya için hazırladığımız Siyaset Meydanı programında bu akşam da son derece keyifli bir konukla karşınızdaydık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bergama İlçe Başkanı Sayın Mehmet Ecevit Canbaz canlı yayında konuğumuzdu. Biliyorsunuz YouTube'da Trend Medya'nın ana sayfasında canlı yayınımız bittikten sonra paylaşımlarınızı yapmaya devam edebilirsiniz ki daha fazla izleyene ulaşabilelim. İyi akşamlar dileyelim. Şimdilik Trend Medya'dan bu kadar diyelim. Hoşçakalın.